Cumhuriyet Halk Partisi grubunun söz taleplerini karşılayacağız. İlk söz İzmir Milletvekili Sayın Ahmet Tuncay Özkan'a aittir. Buyurun Sayın Özkan. Evet, çok teşekkür ederim ilgilendiğiniz için. Var olun. Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, bütçe hakkında Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına genel değerlendirmede bulunmak üzere söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çürüyen her şey düşer demiştim. Geçen bütçede çürüdünüz ve düştünüz. Şimdi anlamışsınızdır ne demek istediğimi. Henüz düşmekteydiniz. O zaman çok kavrayamamıştınız. Bu bütçe düştüğünüzün bütçesidir. Bugün konuştuğumuz şey Türkiye Cumhuriyeti'nin bütçesi değildir. Bugün konuştuğumuz şey çürüyen sistemin, yok olan ahlakın sayısal verilerinden başka hiçbir şey değildir. Siz halkımıza bu bütçeyle gözyaşı, kemer sıkma, açlık, yokluk dışında hiçbir şey vaat etmiyorsunuz. Hiçbir şey, hayal bile kurduramıyorsunuz. Hayal kurdurmaktan bile uzak bir bütçe metniyle karşı karşıyayız. Hikayeniz bitti. Çürüdünüz, düşeceksiniz. O mukadder sondan kaçınmanız mümkün değildir. O nedenle ahlakını dolar cinsinden satan sistemi konuşacağız. Kokuşmayı konuşacağız. Bu bütçe bütün bunlar yüzünden saray iktidarının veda bütçesidir. Bu bütçe son bütçenizdir. Bundan başka bütçe hazırlayamazsınız. Çünkü saray sonunda sınıfsal tercihini yapmıştır. Halkı döviz cinsinden patronlara satmıştır. Tercihini kendini iktidara taşıyan garip kurabadan yana değil, sömürüden, para babalarından yana koymuştur. Ülkenin birey güvensizliği, mala ve cana karşı suçların artması, kadın cinayetleri, şiddet eğilimi, ağır şiddet eğilimi bu tercihin doğal bir sonucudur. AK Parti artık bir zengin ve elitler partisidir. Başka da hiçbir şey değildir. Dün çürüyen bu sisteme namuslu bir stajyer olarak başlayan ve orada çalıştığı mekanda geldiği yerin değerlerini taşıyan o arkadaşlar bugün kaynağı belli olmayan milyonlarla pudra şekeriyle kafa yapıp milletle alay etmişlerdir. Bu insanımızın zaafı değildir, haşa. Bu çürüyen sistemin bir doğal sonucudur. Unutmayalım arkadaşlar, küçük suçlar büyük suçların anasıdır. O ana bu sistemin sahipleridir, saraydır. Saray artık zenginin mutfağı olmuştur. Saray zenginlerle yatırıp kalkan, akşam yemekleri yenilen bir sofradan başka hiçbir anlam taşımamaktadır. Sarayın zengin mutfağına varsın onları çağırsınlar. Biz halkımıza gönlümüzü açtık. Soframızı açtık. Biz varız. Canımızla, soframızla varız. Helal ekmeğimizle, ahlakımızla varız. Herkesi, bütün yurttaşlarımızı soframıza davet ediyoruz. Bu davet bizim. Sağ olsun dostlar. Buyurun dostlar. Bu davet bizim. O gün yapacağımız bütçe de bu memleketin bütçesi olacaktır. Rahmetli arkadaşım Erol Olçok yıllar önce Erkan Mumcu ile birlikte bir grup arkadaşıyla beraber ziyaretime geldi. Rahmetle yad edeyim şehidimizi. Bana biraz yüklenerek, sen neye karşısın arkadaş? Sen neye karşıysan biz de ona karşıyız. Bak, bürokratik oligarşi diye yazıyordun, yolsuzluk diyordun, senin söylediklerinin aynısını söylüyoruz. Neden bize muhalefet ediyorsun demişti. Allah rahmet eylesin. Bugün yaşanacakları o gün kendisine anlatmıştım. Şahitlerin huzurunda. Hayal gördüğümü ifade etmişti. Keşke ben yanılsaydım. Keşke hayal görseydim. Keşke oligarşinin kendisi haline düşmeseydiniz. Keşke oligarşiye yenilmeseydiniz. Teslim olmasaydınız. Ona dönüşmeseydiniz. Keşke, keşke, keşke. Geçti. O günleri mumla arıyoruz. Sarayda sadece bir kişi, tek adam. Sarayda sadece
bir kişi, tek adam, bütçe dahil her şeye karar veriyor. 27 bin imzanın tek sorumlusu o. Tam 27 bin imzanın tek sorumlusu o. Sadece bir kişi 27 bin imza atıyor. Bu ucube rejimin bütçesi yapılabilir mi arkadaşlar? Soruyorum. Ağustos ayına kadar 160 milyar dolar borç ödenecek. Para var mı? Yok. Merkez Bankası eksi 70 milyar dolarda. Cari açık 40 milyar dolar. Bunları yüreğim yanarak söylüyorum. Kahroluyorum söylerken. Keşke bunları söylemez halde olsaydım. Keşke başka şeylerden konuşabilseydik. Bakın 1 trilyon 750 milyar liralık bütçeyi meclise getirdiğinizde dolar 9 liraydı. Bugün 14 lira oldu. Bu ateşi siz yaktınız arkadaşlar. O nedenle bu bir veda bütçesidir. Çürüyen sistemin düşüşüdür, sona gelindiğinin adıdır. The End diye yazmaktadır. Dışarıda sinemaların hepsinde oynuyor. Biraz yabancılara bakarsanız görürsünüz. Saray piyasaları yatıştırmak için orta vadeli plan açıkladı. Orta vadeli plan, Türk ekonomisinin geçmişten bugüne taşıdığı son dönemde giderek ağırlaşan bütün yapısal problemleri çözecek vaatler bütünüydü. Daha açıklandığı gün yok oldu. Şu an için bir orta vadeli plan yoktur. Geçerli değildir, hükümsüzdür. Tüm hedefleri anlamsız hale gelmiştir. 2022 yılı bütçesinin hazırlanmasına dayanak teşkil eden orta vadeli plan tüm varsayımları ile kellem yekündür. Orta vadeli plana göre 2022 yılı için öngörülen döviz kuru, dolar kuru 9.7. Orta vadeli plana göre 2024 yılında öngörülen dolar kuru 10.27. Bugün dolar 14 lira arkadaşlar. Tam 14 lira. Bu nedenle böylesi bir ortamda 2022 yılı bütçesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşmek anlamsızdır. Çünkü plan yoktur, program yoktur, gerçekliği yoktur. Gerçek olan şey içine düştüğümüz derin yoksulluktur. Bugün içinde bulunduğumuz şey bütçe değildir. Bugün içinde bulunduğumuz şey derin yoksulluktur. Biz derin yoksulluk ağına yakalandık. Okullarda çocuklarımız aç, öğretmenlerimiz aç, ana babalar aç, açız, aç diye bağıranlara hakaret eden bir iktidarımız var. Bir saray düzenimiz var. Bu olabilir mi? Oldu. Başımıza geldi. Size soruyorum. Devlet okullarımızda bu bir bütçe ise, bugün üzerine konuştuğumuz şey bir bütçe ise, Sayın Engin Altay, siz bir öğretmensiniz. Bugün devlet okullarımızda neden o zaman bu bir bütçe ise derhal hemen şimdi bir önergeyle arkadaşlarımız versin. Önergeyi veren arkadaşlarım avuçlarım patlayana kadar alkışlayacağım. Biz de desteklersiniz. Hemen bir önergeyle okul beslenme programını neden başlatmıyoruz? Neden çocuklarımız okula aç gidiyorlar? Neden okuldan aç geliyorlar? Bu bir bütçe ise neden çocuklarımızın açlığıyla mücadele etmiyoruz? Bu sorunun yanıtını verebilecek bir bütçe değildir bu. Madem buna bütçe diyorsun, madem böyle bir bütçen var, o zaman yaz getir kardeşim, yaz getir, biz altına imza atacağız. Nerede yemek var? Senin dünyadan haberin yok ya. Yok ya, varsa ben milletvekilini bırakacağım. Sayın Yoksa Özkan. Tabii senin çocuklar özel okula gidiyor değil mi? Bastırıyorsun elini bin elini. Sayın Özkan, genel kurula senin çocukların gittiği okulda var, evet. Fakir fukaranın gittiği okulda yok. Fakir fukar. Taşımalı da var, evet. 1 milyon lira da bütçe ödenek koydun. Onunla mı övünüyorsun? Taşımalı'daki tostla mı övünüyorsun? Yazık. Sayın Özkan, genel kurula hitap edelim. Madem bu Türkiye Cumhuriyeti'nin bütçesidir, dolar boronlarını, tefecileri zengin etmekten vazgeçelim. Gelin hep beraber, okulda yemek yok. Hadi orada. Hadi. Gerçek, senin söylediğin gerçek çıksın. Senin dünyadan haberin yok. Okula git. Çocuğunla beraber okula git. Buradan hep beraber bu önergeyi geçirelim. Çocuklarımızı açlıktan kurtaralım. Bak seni millet duyuyor. Seni millete şikayet ediyorum. Bu arkadaşı millete şikayet ediyorum. Aç gönderdiğiniz çocuklarınızın aç kalması için burada bana laf atıyor. O kadar. Başka bir çözümü yoktur. Sen şunu da bilmiyorsun. Öğlen özel sektörde çalışanlar yarım gevrek yarım boyoz. Kamuda çalışanlar sefer tasıyla akşam çocuklarına yemek götürebilmek için öğlen çıkan yemeği götürüyorlar. Bir ulusun açlığıyla, bir milletin açlığıyla böyle dalga geçilmez. Hadi oradan be.
Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun düz söylüyor. Palavracı sana derler. Her şeyin palavra sensin o. Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi bu bir kumpas bütçesidir. Halka kumpas kurulmuştur bu bütçeyle. Biz bu bütçenin hakkını ve hukukunu, bu halkın hakkını ve hukukunu bu arkadaşlara, palavracılara yedirmeyeceğiz. Okullarda zengin okullarındaki ekmek yemekle devlet okullarındaki açlığı karşılaştıran, birbiriyle açlık yarıştıran, 1 milyon liralık ödenekle taşımalı eğitimle, yalan sen söylediğin şey, yalan senin söylediğin şey. Şuradan gideriz bir okulda, yalancı sensin, hadi oradan. Sayın milletvekilleri, sizin gücünüz ancak böyle palavralara yeter. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin niçin yapamayacağınızı ben size anlatayım. Yapamazsınız. Bu iktidar yapamaz. Malazgirt İlkokulu'nda okudum. Malazgirt, hepsi devlet okudum. Ben hepsi devlet okulunda okudum. Sayın Özkan, Sayın Özkan. Ben bu milletin çocuğuyum. Hadi oradan be. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin süt yardımını yasaklayan bunlardır. Yasaklayan bunlardır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin taşımalı annesinin yanında çocuk elinden tutacak hastaneye gidecek. Hiç mi yoksulluk görmediniz? Hiç mi açlık görmediniz? Hiç mi bilmiyorsunuz bunu? Sizinle her semtin okuluna giderim. Eğer bir devlet okulunda öğlen yemeği varsa ben her şeyi kabul ederim. Siz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Sayın Tunç lütfen uygulamalarına engel vururken o yoksulların hayatlarına büyük bir darbe indirdiniz. Bilmez misiniz? Dünyayı yakarsa garipler yıkar, sarayı yıkarsa o gariplerin ahıyla oyları yıkar. Bunu da unutmayın. Derin yoksulluk ağı bugün sosyal dayanışma grubu üzerinden, yoklar listesini açıkladı. Yoklar listesi. Tüp yok. Yoksul evinde tüp yok. Sıvı yağ yok. Un yok. Şeker yok. Çay yok. Makarna yok. Hazır çorba yok. Yok, yok, yok. Okula giden çocuğun eline verecek peynir yok. Peynir yok. Hadi hepiniz yağlı bal işindesiniz. Hiç ihtiyacınız yok. Peki kardeşim, olmayanı düşünmez misiniz ya? Olmayan için yüreğinizde bir ateş yanmaz mı ya? Yoksul yaşayan kitleler için bir gözyaşı dökmez misiniz ya? Bu utançtan kurtulalım. Ben yediğim boğazımdan geçmiyor. Seninkinden geçiyor, anladım ben seni. Seninkinden geçiyor. Ne biliyorsun? Nereden biliyorsun? Beni mi takip ediyorsun? Sayın Özkan. Ne oldum, nereden Sayın biliyorsun? Sayın Özkan. Lütfen genel kurula hitap eder misiniz? Senin dedi. Palavracı sensin. Marketlerde bile bebek bezlerine kilit, yağa kilit, sınırlı satış, dayanıklı tüketim mallarının tamamına satış, sınırlı satış. Söyle başkanım, söyle. Hiçbir şey yok. Ya o zaman varsa gelin de hadi hep beraber bir önerge verelim, bu iş bitsin. Niye uzatıyorsunuz ya? Arkadaşlar, devlet çökmüştür. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 20 yıl önce Türkiye'ye getirdiği Abdullah Öcalan cezaevinde kaçırılan iki tane daire başkanımız var. Birisi içeride, birisi dışarıda mücadeleyle sorumlu. Ne oldu bu çocuklara? Ne oldu bu çocuklara? Neye gülüyorsun be? Ne oldu bu çocuklara? Çok mu keyifli bir şey? Neye gülüyorsun? Nerede? Sizin canınız yanmıyor, benim canım yanıyor. Murat Bercan, Amerika'da büyükelçi yapıldı. Kurucu, siyasetleştirilen bürokrasi maalesef canını okudu Türkiye'nin. Siyasetin içine düşülen bürokrasi. Murat Bercan, Fethullah'la görüşüyor arkadaşlar. Henry Bentley, beyler biliyorlar, Henry Bentley darbenin planlayıcısı. Amerika'nın Türkiye'deki Fethullahçılara yardım ettiği adamı. Darbeden önce Türkiye diyordunuz. Evde sen istediğine vermedin mi? Ona nasıl verildiğini iddianameyi okur öğrenirsin. Henry Bentley'in evinde ne görüştü? Faruk Mercan, Murat Mercan. Ne konuştular? Murat Mercan'la o görüşmenin tutanakları devletin arşivinde var mı? Henry Bentley ne dedi ona? Niye Fethullahçılarla bir görüşme var? 15 Temmuz şehitlerinin mezarda ruhları sızlar. Yazıktır. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Onu sen açıklayacaksın. Senin büyükelçi, benim değil.
Meslekten bir diplomat olsaydı bunu yapmazdı. Notları da mutlaka devletin arşivinde olurdu. Türkiye'nin teslim alınan bürokrasisini liyakat üzerinden yeniden kuracağız. Biz umutsuzluk dergahı değiliz. Liyakat üzerinden yeniden kuracağız. Tamamlayalım lütfen Sayın Özkan. Tamamlıyorum efendim. Hiçbir hukuksuzluğa göz açtırmayacağız. Sizin bürokratik oligarşinizi yıkacağız. Yıkacağız. Kokuşan bürokrasi 15 Temmuz'da 15 o Fethullah'ın bürokrasi, sen oraya mı dahilsin yoksa? Kokuşan bürokrasiyi sokağa taşmasın diye. Kokuşan bürokrasi sokağa taşmasın diye TÜİK'in kapılarını sıkı sıkı kapatabilirsiniz. Ne fayda? O kapılar halka açılacak. Çürüyen sistem milletin oylarıyla temizlenecek. Milletten kaçırdıklarını, milletten çaldıklarını biz millete teslim edeceğiz. Herkese hak ettiğini vereceğiz. Telafi edeceğiz. Milletimize sözümüzdür. Teşekkür ederim efendim.